size sorayım. Seçimin sonucunu nasıl öngörüyorsunuz? Kim kazanır sizce? Hiçbir fikrim yok. Oy kullanacaksınız. Kullanacağım. Mevcut gidişattan memnun musunuz? Gideceğim, memnun değilim. O zaman değişim mi lazım? Değişim istiyorum. Kimle değiştireceksin? Millet İttifakı ile. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Grubunu seviyorum. Güven verici. Onun için. Kılıçdaroğlu gelse ne değişir? Değişim olacak yani. Değişsin de bir şey değişsin yani. Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Yani. Devamlı bir kişi aynı iş yaparsa egosu yükselir. Peki, onu düşünüyorum. Rica ederim. Soralım mı size? Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki de Tayyip Erdoğan yani. Evet, neden Erdoğan? Yani bir sürü neden var yani. Bütün güzellikleri sayabilirim size hiç sanmadan. Sayalım. İnsan aklına gelmez ki. Yani şu an gelmez de. Sayabilirim yani, dediğiniz için sorum sayalım. Yani benim adıma bir sıkıntı yok yani. Ben Erdoğan 21 seneden beri bu ülkeyi yönetiyor. Eğer ki bu kişi kötü bir insan olmuş olsa, 21 seneden beri bu ülkeyi yönetiyor. Evveliyatı, ben 42 yaşındayım. 94'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'u çöp götürüyordu, bok götürüyordu tabiri caizse, çok affedersiniz. Sular akmıyordu. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum ki su tankerleriyle su alıyorduk. Şimdi yapması gerekiyor mu? Tabii ki yapması gerekiyor. Onun için hizmet etmesi gerekiyor. Neden? Hizmet etmesi için oraya seçildi. Hizmet etmemiş olsaydı ilk seçimde giderdi. Bugün şimdi şöyle düşünelim. Peki şöyle sorsam abi. Şey, siz dediniz ki Erdoğan kötü bir yönetim sergilese, kötü bir insan olsa vatandaş onu seçer miydi dediniz. Ben de şunu sorayım. Kılıçdaroğlu belli bir kesim tarafından yani 150 veya 150'den biraz daha fazla bir oy alıyor şu an. Kılıçdaroğlu kötü birisi olsa bu kadar insan ona oy verir miydi? Şimdi biz şöyle söyleyeyim her şeyden önce. Bugün bu ülkede iki tane yanlış şey var. İnsanları ayrıştırmak. Kim ayrıştırıyor abi? Şimdi bakıyorsunuz kim ayrıştırıyor? Hükümeti veyahut da başındaki insanlar değil. İnsanları bir şekilde ayrıştırıyorlar. Sen AK Partilisin, sen CHP'lisin, yok sen Fenerlisin, sen Galatasaraylısın, İnsanları ayrıştırmak, bölüştürmek, yok sen Kürtsün, Lazsın. Bu çok kötü bir şey. Irkçılık kadar kötü bir şey yok. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile ırkçılığı yasaklamış. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu senelerden beri... Kim bu ayrıştırıyor abi? Şimdi şöyle düşünün. 20 seneden önce de vardı bu ayrıştırma. 1950'lerde de varmış. Bugün kim ayrıştırıyor abi? Bir saniye, 50'lerde de varmış diyorum. Hayır. Bak varmış diyorum. Şimdi ben kesin bir şey söylemiyorum. Varmış diyorum. Var. 21 yıldır. Evet. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben şöyle geçeyim mi? İkinizin de fikrini alayım. 1991 yılında biliyorsunuz bir SHP'nin ve işte DYP'nin iktidara geldiği bir seçim vardı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlar mısınız bilmiyorum. 91. Evet, 1991 seçimi ANAP'ın iktidarlığının son seçimi. O dönemde hatırlıyorum da çocuktum yani çok fazla şeyim yok yani. SHP bugünkü HDP ile ittifak yaptı. Murat Karayılan vardı galiba. Ya bildiğim Murat kadarıyla. Leyla Zana vardı. Bir dakika. Leyla Zana. Hayır. O zaman genel başkan Erdal İnönü. O zamanki seçim meydanlarında hiçbir muhal şey Anavatan Partisi'nden herhangi bir ne bir bakan ne başbakan ne işte yönetici çıkıp da bunlar vatan haini demedi. Biz demediler. Biz yaparız. Biz demediler. Onlar yapar. Ama şimdi bu var. Yani şimdi ben oraya verdiğim zaman biz tamam. Her şey dört dörtlük. Yani mübah. Onlardan olmadığım zaman her şey günah. Yani burada biz siz ayrımını yani 50'de 60'da şu vardı. Bakın 50'li yıllarda olabilir. Evet, İsmet Önü zamanında da yanlış yapılan işler var. Zaten şu anda CHP onun zararını çekiyor. Şimdi ama bakın şimdi 60 sene önce 70 sene önceye takılırsanız 60 sene önce insanlar aya gitmiş. Şöyle söyleyeyim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bugün eğer ki Millet İttifakı'ndan, bak ben şöyle söyleyeyim, Millet İttifakı'ndan Kılıçdaroğlu değil de şuradaki 10 kişiye sorun, 9'u Mansur Yavaş derdi. Biz özür dilerim. Neden diyorum? Mansur Yavaş daha genç bir insan. Keşke Mansur Yavaş gelseydi de. Ben size bir şey söyleyeyim. Sizin görüşünüz ne? Siz AK Partilisiniz. Ben, tamam. Tamam. Doğrudur.
Allah için Mahsur Yavaş aday olsaydı verecek miydiniz? Evet. Vermezdiniz. Bak ya, sadece ben değilim. Bak bakın. Şimdi bakın. O. Mansur olsaydı verirdim. İmamoğlu efendim. Hayır. Bakın ben Alevi değilim. Tamam bak yani o şeylere karşıyım. Ama adamı etnik kökeninden dolayı. Hayır değil. Şimdi Kılıçdaroğlu da yaşlı bir insan, 70 üzerinde bir yaş. Daha hayır. Bir saniye özür dilerim. Erdoğan'ın 70 yaşında. Tamam bakın. Ben de diyorum ki. Ben de diyorum ki. Siz şeye bakın. Kılıçdaroğlu'nun geçmişine bakın. 33 yıldır sigortada bütün alaverileri, dalaverileri toparlayıp yerine koymuş mu? Koymuş. Yani yine de ben ne diyorum biliyor musun? Her şey çok güzel olacak. Kılıçdaroğlu. Abi evet, sen geçmişini bakalım. Bilemem diyorsun da şimdi bilemem. Oy vereceğin neden? Cumhurbaşkanı adaylığını hayır, araştırmadın mı? Kılıçdaroğlu'nun geçmişini bilemem. Çünkü onun ya araştıracaksın yaşı... abi. Hayır. Anlatamıyorum. Şöyle geçmişini bilemem. Yani söylenenler bakın. Söylenenler yok işte SSK'yı batırdı bilmem ne bundan hepsi fasafiso. Bu beni ilgilendirmez. Tabii ki gelmesi, seçilmesi bir de onu görmemiz mantıklı olabilir. Demokratik bir seçim var. Kazanırsa 5 senede onu deneriz. Yapamazsa gider. Bakacağız. Demokratik amca hemen bir sen şunu da söyleyeyim söz. Hemen söyleyeceğim. Abi demokratik bir seçim var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisi yetkilileri sürekli olarak CHP seçmeni, CHP'ye oy veren seçmeni vatan haini olarak ilan ediyorlar. Yok çok saçma. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Saçma. Çünkü demokrasiyle uyuşuyor mu? Uyuşmaz. Çok saçma. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunu söylüyorsa veya yani Tayyip Erdoğan da söylüyorsa yanlış söylüyordur. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün diyor ki Meral Akşener altılı masanın içerisinde biz kesinlikle HDP ile aynı masada olmayacağız diye söylüyor. Ama HDP ile aynı masada değil zaten abi. Tamam ama HDP de diyor ki biz Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz. Şimdi Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz diyen bir HDP var ve HDP ile aynı masada oturmayacağım diyen bir Meral Akşener var. Özür dilerim. Yani ikisi birbirine uyuşmuyor. Şimdi madem öyle Meral Akşener HDP ile aynı masada olmayacaksa diğer taraftan HDP diyor ki diyorsa ki siyasi söylemlerin tutarsızlığından dolayı. Evet. Peki. Gençler İlker Hoca bu can bu bedenden çıkmadıkça papazı bırakamazsın, benden alamazsın denmişti. Papaz 2 gün sonra özel jetle gönderildi. Peki, bu da siyasi bir tutarsızlık değil mi? Neden çünkü gönderildi? Trump mektup yazdı, aptal olma dedi. Hayır, neden gönderildi? O zaman şimdi yani adamlar yazı yazdı. Amerika dedi ki mal varlıktan açıklarım ha dedi bak. Ayağını denk al dedi. Hemen 180 derece döndü. Yani şey bu. Görüş benim ismim İlker Güvenç. Ben 33 senedir araştırmacıyım. Arkadaşların kendi düşüncelerine göre konuşmaları, sohbetleri doğru. Dünyanın işi, ailedeki iş, hükümetlerin idaresi sisteme bağlı. Dünya sistem üzerine kurulmuştur. Aileler de öyle. Ben 33 senedir karıncaları inceliyorum dünya çapında. Rusya'ya gittim, Viyana'ya gittim her yerde. Şimdi Türkiye gibi bizim ülkelerimizde şahıslar üzerine konuşuyor. Mahsur Yavaş olsa verirdim. Yanlışın nerede biliyor musun? Sistemi bilmiyoruz. Ben mesela şu anda Türkiye'de 80 tane siyasi parti var. İnanır mısınız? Hep iadeli taahhütlü atıyorum. Bir ülkede 5 tane siyasi parti olması lazım. Liberalizm, sosyalizm, komünizm, karma ekonomi. Bunlara din iman girmez. Bizim gibi ülkeleri din imanla, milliyetçilikle, ırkçılıkla avutuyorlar. İnsan konusunda da bir ülke kendi insanını vurup da etkisiz hale getirdim diyemez. Köpeğe vuruyorsun, 3 ay, 5 ay ceza alıyorsun. İnsanı vuruyorsun. Kim vuruyor? Baştakiler. Niye vuruyorsun? Hapishanelere eğitim yuvasına getir. Okullarda eğitimi geliştir. Bizler aile bilgisi, yurttaşlık bilgisi dersleriyle yorulduk. Bugün ailenin ne olduğunu biliyoruz. Kimi vuruyor onun abi? Için onu takalım. Şunu söyleyeyim. Kim vurdukları kim? Ya kendi insanın. Al nüfus cüzdanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. Etkisiz hale getirdik. Adam orada köpeğe vuruyor. Köpeğe ceza veriyorsun. İnsana niye ceza vermiyorsun? İnsanı da eğit. Bugün eğitim yuvaları olsun her yer. Hapishaneler de eğitim yuvası olsun. Saygılarımla. Bunu vatandaş iyi dinlesin. Evet abi tutarsızlık diyorduk. Yani bu tutarsızlıktan dolayı yani arada bir boşluk var. Ya şimdi şöyle düşünün. Örnek vereceğim. Ben bu adamla diyorsun ki ben bunu hayatta yolda yürümem. Ama diğer taraftan senin yanındaki diyor ki mecbur ondan yürümek zorundayız. Sen bunu diyeceksin şimdi yorumlara diyecekler ki de Bahçeli'de Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı olmazdı diyordu. Şimdi niye yan yana diyecek? İşte burada zaten baktığınız zaman MHP'nin veya Devlet Bahçeli'nin
ve Erdoğan'ın birbirine yapmış olduğu hakaretler var. Doğrudur. Ve sonradan bir yerde uyuşuyor ki yolları, devam ediyorlar. Çünkü sağ parti ikisi de. Yani, şimdi de onların yolları uyuşmuştur. Bir şey diyemiyorum. Bir tarafa diyorum, bir tarafa diyemiyorum. Ama bugün şimdi sağ parti, İyi Parti de sağ parti, İyi Parti de sağ parti. Sağ partinin ne işi var bu tarafta? Mantıklı olarak şimdi sağ partilerin yanında olması gerekirken neden bu tarafta? Abi sana diyecekler ki, bak ben demiyorum, diyeceklerini biliyorum. Diyecekler ki Milliyetçi Hareket Partisi de milliyetçi bir parti. Erdoğan da her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık diyen bir lider. Nasıl yan yana geldiler, ne alaka diyecek? Yani çıkar değil. Demek ki devlet meselesi gördü. Yani ülke meselesi diye gördü, yanına geldi diyeceğim. Bir şey diyemem artık. Diğerleri ülkesini düşünüyor olamaz mı? Şimdi Kılıçdaroğlu'nun başka bir menfaati mi var sence? Veya Sinan Oğan veya Muharrem İnce? Şimdi bu ülkedeki herkes... Tek vatansever Erdoğan mı? Hayır, değil tabii ki. Bu ülkedeki herkes bu vatanı sevmek zorunda. Bak zorunda. Sevmek zorunda. Sevmiyorsa terk etsin abi. Bu ülkeyi sevmek zorundayız. Bu bayrağı indirmemek zorundayız. Çünkü bu vatan, bu topraklar kanla alınmış. Yani neler yaşanmış hepimiz biliyoruz. Az çok biliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda neler yaşanmış. Bu topraklar 100 yıllık bir toprak değil. Ecdadın bütün hepsi burada kan vermiş, can vermiş. O yüzden kimse bu toprakları diyemez ki sevmiyorum. Bu topraklara işte namert eli değmez. O yüzden ayrıştırıcı dil kullanmamamız gerekiyor. Yani, birleştirici bir dil kullanmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu da kazansa, gelse başa, onu da ne yapacağız? Ona da destek vereceğiz. Çünkü sonuçta ülkenin başına gelmiş. Bir şeyler yapmak isteyecektir. Bakacağız, göreceğiz. Kılıçdaroğlu kazanmış veyahut da işte Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan 21 seneden beri bu ülkenin başında, artık gitmesi gerekiyor denen bir kesim var. Gidebilir. Seçimde gidebilir. Gittiği zaman da gelecek adam Kılıçdaroğlu olacak muhtemelen. 5 senede onu deneriz. Olmazsa ondan sonraki seçimlerde, ölmez sağ kalırsak gelecek insanları deneriz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size soralım mı efendim? Sizin seçim hakkında öngörünüz nedir? Konuşmayacağım ben. Peki, teşekkür ederim. İyi günler. Soralım mı size? Merhabalar, size soralım. Size soralım. Sadece seçim hakkında öngörünüzü merak ediyorum. Sizce ne olur sonuç? Yok peki. Hak eden kazansın bence yani. Siz vatandaş olarak kimin kazanmasını istersiniz? Vallahi ne bileyim, yine diyorum hak eden kimse o kazansın. Gidişattan memnun musunuz? Vallahi yok ya. Razı olduğum şeyler de var, olmadığım şeyler de var. İnşallah hak eden kazanır diyorum. Teşekkür ederim.